Bir taşla iki kuş deyimini bilirsiniz, öyle değil mi? Bu deyimi biraz değiştiriyoruz. Bir tablayla iki oyun yapıyoruz. Nasıl oluyor diyor gibisiniz. Tabii ki skorlu oluyor. Hem Hisar Sura kartı oyununa hem de Damata Alkuer oyununa aynı anda sahip olacağınız Surkor ile bol keyifli anlar bizi bekliyor. Görsel algı ve strateji becerilerinizi geliştiren, dikkat, konsantrasyon, hızlı ve mantıklı karar alma mekanizmalarınızı kuvvetlendiren Surkor oyunlarıyla çok gelişeceksiniz ve çok eğleneceksiniz. O zaman kutumuzu bir açalım da bakalım. Evet, içerisinde bir adet çift taraflı oyun tablası ve 24 adet de iki farklı renkte taşlarımız var. Başta da dediğim gibi bir oyun tablamızla iki tane farklı oyun oynayabiliyoruz. Hisar Sura kartıyla anlatmaya başlayalım o zaman. Bu oyunumuzu klasik oyunlardan ayıran tablomuzun üzerinde yer alan dairesel şekillerdir. Oyunumuzun temelini bu şekiller oluşturur. Şimdi iki tarafta 12'şer adet taşlarını kendi bölümlerindeki ön sıralara dizerler. Oyuna başlayacak kişiyi seçtikten sonra her hamlede herkes bir kere oynama hakkına sahip olur. Bunda da taşlarını yatay, dikey veya çapraz hareket ettirebilirler. Ama rakibin taşlarını yemek zorundayızdır. Tabii klasikleşmiş şekilde taşların üzerinden atlama hamlesi burada yoktur. Bu gördüğünüz daireleri kullanarak rakibin taşları yenir bu oyunda. Bunu da yaparken taşın dairede tam tur atması gerekmektedir. Yani taşınız bu şekilde dairede tur atıp rakip taşa ulaşması gerekir. Buradan böyle ya da böyle. Aynı zamanda farklı bir hamle olarak taşınızla daireler arasında uzun bir hamle de yapabilirsiniz. Mesela buradan başlayan hamlemiz farklı bir köşede de bitebilir. Bu da sizin ne kadar planlı düşüneceğinize bağlı olarak değişebilir tabii. Karşılıklı olarak bu hamleleri yaptıktan sonra kimin taşları biterse oyunu kaybeder. Ve karşı taraf Hisar Sura kartının yenilmez şampiyonu olur. Yani belki de ileride yenilebilir tabii. Şimdi gelelim Damata Alkuer oyunumuza. Hemen tablomuzu ters çeviriyoruz ve anlatmaya başlıyoruz. Dama'nın atası olarak kabul edilen bu oyunumuzda herkesin 12 adet taşı vardır. Tablanın üzerine ortadaki nokta boş kalacak şekilde dizilir. Daha sonra oyuna başlayacak olan kişi seçilir ve hamleler başlar. Herkes sıra sıra yatay, dikey veya çapraz olacak şekilde bir hamle yapabilir. Buradaki amaç rakibin bütün taşlarını yemektir. Bunun için rakibin taşlarının üzerinden atlanır ve taş yenmiş olur. Bir farklı kuralımızda taş yemek zorunludur. Eğer hamle sırası sizdeyse ve rakip taşı yiyebiliyorsanız pas geçemezsiniz. Bunu yapmak zorundasınız. Hamlelerinizi bu doğrultuda planlayarak rakibinizin daha fazla taşını yemeye odaklanmalısınız. Oyun karşılıklı hamlelerle devam eder. Taşı biten oyuncu kaybeder ve hala taşı kalan oyuncu ise damatanın ustası olur. Evet, bu şekilde farklı iki oyuna sahip olacağınız bol eğlenceli ve geliştirici Surkor ile oyun başlasın. Planlarınızı iyi yapın ve o taşların hepsini yiyin. Hadi iyi oyunlar. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuzu oynayarak oyun içindeki önemli hamleleri size detaylı bir şekilde göstereceğiz. Şimdi ben başlayacağım. Kura çektik. Ben kazandım. O yüzden beyazlarla ben başlıyorum. İlk hamlemi yaptım. Görüldüğü gibi tam tur döndükten sonra bir tane taşı yiyebildim.
Evet, bu hamlemizde birden fazla dairenin üzerinden, etrafından dönerek yeme hamlemizdi. Oyun bu şekilde karşılıklı hamlelerle devam eder ve taşlar bitince oyunun kazananı belli olur. Şimdi damata oyunumuzu oynayalım. Damata oyunumuz da klasik dam oyunumuza benziyor. Ama bu oyunda çaprazda gidebiliyoruz. Taşlarımızı bu şekilde dizdikten sonra ortada bir daire boş bırakacak şekilde sonra oyuna başlıyoruz. Şimdi arkadaşım başlıyor. Bunda kural, yiyebileceğiniz taş varsa yemelisiniz. Evet, çapraz yemeği de gösterdiğimize göre oyun bu şekilde karşılıklı hamlelerle devam eder. Ta ki taşlar bitene kadar.